Herkese merhaba arkadaşlar. Community TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bizlere sunduğu coin çeşitliliğiyle fazla olan alım ve satımı kolay bir şekilde yapılabilen GTA borsasına nasıl üye olunur? Aynı zamanda nasıl kimlik doğrulaması yapılır ve aynı zamanda alım ve satım nasıl yapılır? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Ama henüz GTA borsasına üye olmadıysanız videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya şu an ekrana gelen linke tıklayarak kolay bir şekilde üye olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun başında dediğim gibi GTA borsamız diğer borsalara göre çok daha fazla coin çeşitliliği bulundurmakta. Bu da bizim yararımız arkadaşlar. Bunun sebebi ise GTA borsasında çok fazla altcoin bulunmakta. Bu altcoinler Binance veya CoinMarketCap'te sıraya girmiyor. Ama GTA'nın listesinde bulunuyor. Bunun bize faydası nasıl oluyor arkadaşlar? Bizler bu alacağımız coinlerin Binance ve CoinMarketCap'te sıraya gireceğini düşünüyorsak daha erken bir alış işlemi yapabiliyoruz. GTA borsası yani kısaca bize ön satış gibi bir avantaj sunuyor. Bu da aldığımız coin'i Binance veya CoinMarketCap'te sıraya girdikten sonra çok daha fazla kar etmemizi sağlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi size kayıt olmayı göstereceğim. GTA borsamıza giriyoruz ve ana ekranın ortasında bulunan kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Daha sonra bizden ülkemizi istiyor, herhangi bir e-posta girmemizi istiyor ve şifre girmemizi istiyor. Evet arkadaşlar, bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak direkt bu sayfaya geçebilirsiniz. Kayıt olma sayfasına geçebilirsiniz. Bu da aynı zamanda size %20 indirim kazandıracaktır. Buraya kullanmakta olduğunuz e-posta adresimizi giriyoruz. E-posta adresimizi girdikten sonra altına herhangi bir şifremizi belirliyoruz. Şifremizi belirledikten sonra biraz aşağı iniyoruz. Alt tarafta bulunan 18 yaşından büyük kutucuğunu işaretliyoruz. Ve üyelik oluştura tıklıyoruz. Daha sonra bizden doğrulama isteyecektir. Buradaki boş kutucuğa işaretliyoruz. Ve işaretledikten sonra bize kayıt durum başarılı diye bir yazı geliyor. Üyeliğimizi tamamlamak için girdiğimiz e-posta adresine bir doğrulama gönderiyor. Buradan ben şu an telefonuma gelen doğrulamadan etkinleştireceğim. Hemen telefonumdan hallediyorum. Evet arkadaşlar, şu an e-postamı etkinleştirdim ve GTA borsası şu an giriş yapmak üzereyim. Bizden tekrardan ana sayfaya, giriş sayfasına gönderiyor biz otomatik olarak GTA borsası. Hatta e-posta adresimizde girmiş bulunmakta. Tekrardan buraya belirlediğimiz şifreyi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra alt tarafta bulunan oturum aç kısmına tıklıyoruz. Yine tekrardan bizden doğrulama istiyor. Bu doğrulamaya da işaretliyoruz kutucuğu. Ve bizden e-posta kodunu istediğimiz bir sayfaya atıyor bizi. Buradan tekrardan e-posta adresimize giriyoruz ve gelen doğrulama kodunu yazıyoruz. Şu an e-posta adresinden arkadaşlar gelen kodu yazıyorum. Kodu yazdıktan sonra bizler şu an GTA borsasına girmiş bulunmaktayız. Bizi GTA borsasına atıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunları yapmamız bizim coin alım ve satım yapmamıza yetmiyor arkadaşlar. Bizlerden kimliğimiz doğrulamamızı istiyor. Tek kullanım şifre TOTP etkinleştirilmedi diyor. Mesela şu an altta yazıyor. Onu ayarlamamızı istiyor. Bu TOTP de önemli arkadaşlar. Bu da bizim GTA borsamıza girerken her girdiğinde bizden şifre isteyecek. Bunu da birazdan etkinleştireceğimiz TOTP şifresiyle yapacağız. Hatta şimdi onu gösterelim. Buradan sağ altta şimdi ayarlaya tıklıyoruz. Şimdi ilk olarak iki faktörlü kimlik doğrulama yapalım arkadaşlar. Buraya tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz. İlk olarak bizden Google Authenticator'ı akıllı telefonumuza yüklememizi istiyor. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Ben de telefonumu şu an indiriyorum. İndirdikten sonra ikinci adım olarak Google Authenticator uygulamasını kurun diyor. Ben de şu an telefonumda kuruldu. Daha sonra telefonumuzdan Google Authenticator uygulamasına giriyoruz. Artı kısmına tıklayıp QR kodunu tara diyor. Şu an buradaki ekrandaki QR kodumuza okutuyoruz. Okuttuktan sonra bizlere TOTP kodumuz geliyor telefonumuza. Oradaki kodu buradaki alt tarafta bulunan TOTP koduna yazıyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan e-posta kodumuzu istiyor. Hemen sağ tarafında bulunan e-posta kodu gönderi tıklıyoruz.
E-posta kodumuza kod geldi şu an. Hemen telefonumdan onu da bakıyorum. Hemen kodumuzda, e-posta gelen kodumuzda yazıyoruz buraya. Ama arkadaşlar işte e-posta kodumuza bakarken TOTP kodumuz o sırada sürekli değişkenlik gösteriyor. Şu an TOTP kodumuz değişti. Onu da hemen ayarlayacağız birazdan. Hemen TOTP koduma bakıyorum. TOTP kodum şu an 357 871 olarak oldu. Bunları yaptıktan sonra alt tarafta bulunan iki faktörlü iki miktar olan etkinliğe tıklıyoruz. Ve şu an bizim iki faktörlü kimlik doğrulamamız etkinleştirildi. Şimdi ise arkadaşlar en önemli olan yer kimliğimizi doğrulamak. Bizler coin alım satım yapmak istiyorsak GTA borsası bizden kimliğimizi doğrulamamızı istiyor. Şimdi buradan ben size nasıl kimliğimizi doğrulayacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Sağ üst tarafta bulunan profil üzerine geliyoruz. Altında KYC ID doğrulama var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada bizlerden kimliğimizi doğrulamamızı istiyor. Bunu yapmak da çok basit. Bizler individüel olan yani kişisel hesabımız olan bunu doğrulayacağız. Bu organization ise daha çok kurumsal firma işletenlerin doğruladığı bir doğrulama sistemi. Biz sol tarafta bulunan individüel kişisel doğrulama yapacağız. Sağ tarafta bulunan şimdi oraya tıklıyoruz. Açılan sayfada bizlerden ülkemizi, tam ad ve soyadımızı, doğum tarihimizi, kimliğimizi ve numaramızı istiyor. Hemen buraya ülkemiz Türkiye, adımızı soyadımızı yazıyoruz. Doğum tarihimizi yazıyoruz. Daha sonra buradan bizden kimlik başvurumuzu seçmemizi istiyor. Bunu da ister kimliğimizi kullanabiliriz, ister pasaportumuzu kullanabiliriz, isterse sürücü belgemizi kullanabiliriz. Ben kimliğimi kullanmak istiyorum. O yüzden National ID seçiyorum. Ve buraya da kimlik numaramızı yazıyoruz. Daha sonra onayla ve gönder diyoruz. Tekrardan bizden doğrulama istiyor. Buradan I am not a robot seçiyoruz. Bunu gönderiyoruz. Bunu onayladıktan sonra bizlere GTA borsası birkaç gün veya bir hafta içinde dönüş yapıyor. Daha sonra burada zaten gördüğünüz gibi onay bekleniyor yazıyor. Lütfen sabırlı olun yazıyor. Bunu onayladıktan sonra artık GTA borsasında coin alım satım yapabiliriz. Evet arkadaşlar, biz de size şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an en önemli olan şey fon şifremiz. GTA borsası diğer borsalara göre avantajı da fon şifresi arkadaşlar. Bu fon şifresi nedir arkadaşlar? Diğer borsalar herhangi bir alım satım işlemi yaptığımız zaman veya transfer işlemi yaptığımız zaman bizden e-posta kodumuzu ve normal GTA borsasına herhangi bir borsaya girdiğimiz şifre istiyor. Ama GTA borsası güvenlik açısından bir de bizden fon şifresi istiyor. Ve özellikle de en çok unutulan şey de şifre de bu fon şifresi arkadaşlar. Hani bu fon şifresini bildikten sonra mutlaka bunu bir yere kaydedin, not edin, unutmayın. Buraya fon şifremizi belirliyoruz arkadaşlar. 6 karakterli olması gerekiyor. Altman 6 karakterli bir sayı belirliyorum arkadaşlar. Daha sonra fon şifresini onayla diyor. Aynı yazdığım şifreyi bir daha yazıyoruz. Daha sonra sağ tarafa bulunan yere yine e-posta kodu gönder diyoruz. Yine e-posta koduma giriyorum telefonumdan. Gelen kodu da hemen buraya yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra alttaki bulunan mavi butona tıklıyorum. Ve solda altta gördüğünüz gibi başarılı yazdı. Evet arkadaşlar, bu fon şifremizi mutlaka ve mutlaka unutmamamız lazım. Ya unuttuğumuz zaman da bu tekrardan hani ayarlayabiliyoruz yani tekrardan da ayarlayabiliyoruz. Ama unutmamamız daha mantıklı çünkü unuttuğumuz zaman çok uğraştırıyor yeniden değiştirmek için. Yani kısacası bir yere not edelim bu fon şifremizi. Çünkü her yapacağımız her işlemde bizden fon şifremizi isteyecek GTA borsası. O yüzden güvenlik açısından da GTA borsası diğer borsalara göre daha fazla önem veriyor güvenliği diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi kimlik doğrulamamızı, iki farklı kimlik doğrulamamızı ve fon şifremizi belirledikten sonra işlemimiz tamamlanıyor. GTA borsası bizim girdiğimiz bilgileri onaylamak için gözden geçiriyor ve onayladıktan sonra alım ve satım işlemlerini başlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben de size örnek olarak GTA borsasındaki Gatecoin'in alımını ve satımını göstereyim. Üst tarafta bulunan al-sat kısmına geliyoruz. Sol tarafta bulunan Spot Trading'e tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfanın sol tarafında güncel coin'imizi görmekteyiz. Arama kısmına alım veya satım yapmak istediğimiz coin yazıyoruz. Gatecoin. Karşımıza GT, USDT çıkmakta. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra açılan sayfamızda
GTA borsasının güncel değerini görüyoruz. Hemen alt tarafında ise Gatecoin'in güncel grafik şeması bulunmakta. Bu şemayı da artıya basarak yakınlaştırabiliriz, eksiye basarak da uzaklaştırabiliriz. Yine bu şemayı bir günlük, bir haftalık veya bir aylık olarak da ayarlayabiliriz. Sağ tarafta ise emir defteri bulunmakta. Bu emir defteri de şu işe yaramakta arkadaşlar. Aldığımız coin'i daha yüksekten satmak için emir verebiliriz. Veya aldığımız coin'i daha düşükten tekrar alabilmek için emir verebiliriz. Yani fiyat düştüğü zaman tekrar alabilmek için emir verebiliyoruz. Veya fiyat attığı zaman tekrardan satabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim gate coin'imizi alımını ve satımını yapmaya. Alt tarafta bulunan satım toplamı USDT yazıyor. Buraya ne kadarlık coin alacağımızı yazıyoruz. Ben 50 dolarlık gate coin almak istiyorum mesela. Üst tarafında zaten ne kadar gate token yaptığını yazıyor. Mesela 50 dolarlık paramız 9191 adet gate token yapmakta. Hemen alt tarafında bulunan al butonuna tıklayarak gate token'ımızı alabiliriz. Alım işlemi o kadar basit arkadaşlar. Aynı şekilde satım yaparken de bunu uygulayacağız. Ben bu sefer de 70 dolarlık gate token satmak istiyorum. Bu da 12844 adet yapmakta. Yine aynı şekilde alt tarafta bulunan sat butonuna tıklıyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, GTA borsasında alım ve satım yapmak bu kadar basit. Daha sonra bunu yaptıktan sonra üst tarafa çıkıyoruz. Sağ üst tarafta bulunan cüzdan kısmına gelip alt tarafında bulunan Funds Overview'a tıklayarak yaptığımız işlemleri, güncel bakiyemizi buradan görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün sizlere GTA borsa nasıl uyarılır, nasıl alım satım yapılır, nasıl kimlik doğrulama yapılır, bunlardan bahsettim. Bu ve bunun gibi videolara gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.